Yaklaşık bir yıldır her gün içinde bulunduğumuz pandemiyle ilgili birçok haber görüyoruz. Peki bu haberlerin kaynağı ne? Verilen bilgiler ne kadar doğru? Bu hafta sujemiz COVID-19 komploları. Virüsün direkt olarak hayatlarımızı tehdit ediyor oluşu ve küresel olması otomatik olarak yapılan haberlere kat be kat arttırdı. Sosyal medya ve hızlı haber akışı sayesinde her gün birçok habere maruz kalıyoruz. Bu konuya bir de WhatsApp grupları eklendi. Özellikle bu gruplardan gelen mesajların kaynağının belli olmaması güvenilirliği azaltsa da aynı haberi aynı anda birçok kişiyle paylaşabiliyor olmak büyük bir etki yaratabiliyor. Bu konu sadece ülke içinde de kalmıyor. Aynı haberin farklı dillerdeki hali farklı ülkelerde WhatsApp üzerinden paylaşılıyor. Gruplarda dayanağı olmayan her türlü bilgi paylaşılıyor. Fikri olan ortaya bir iddia atıyor. Kısacası bir deli bir kuyuya taş atıyor, 40 akıllı onu oradan çıkaramıyor. En son gündeme gelen ve birçok insanın inandığı Wuhan Laboratuvarı ve Pfizer'in Glaxo adlı bir ilaç şirketine ait olduğu iddiası. Birazdan göreceğiniz görsel birçok iddiayı barındırıyor. Gelin bakalım komplo mu gerçek mi? Virüsün ilk günlerinden beri herkesin aklından mutlaka geçmiş olan bir soru var. Bu virüs insan yapımı mı? Tam 8 iddiayı barındıran bu görsel tam da aklınızdaki bu soruya cevap olmak istiyor ve herkesin aklındaki bu soruyu kullanmak istemesiyle dikkat çekiyor. Dünyanın birçoğu bu komplo teorilerine inanmaya çok meyilli. Bu görsel birçok dile çevrildi ve dünyada büyük bir yankı uyandırdı. Dünyada büyük yer sahibi olan şirketler birbiriyle bağlantılı gösterilip her korkunç komplo teorisinde olduğu gibi sonu Bill Gates'e dayandırılmış. İlk olarak Glaxo, İngiliz bir ilaç şirketi. Virüsün bulunduğu laboratuvar ve aşıyı bulan şirketlerden birinin sahibi olduğu söyleniyor. Glaxo'nun laboratuvar inşaatını yapan şirketle bir bağı olduğu söyleniyor ve bu noktaya geliniyor. Öncelikle Wuhan Laboratuvarı tamamen Çin hükümetine bağlı. Söylendiği gibi inşaatı Alman bir firma tarafından yapılmıyor. İnşaat Çin ve Fransız ortak yapımı. Bahsedilen isimde Alman bir inşaat şirketi zaten yok. İddiada adı geçen Winterthur, İsviçre merkezli bir sigorta şirketi. Glaxo ve aşıyı bulan firmalardan biri olan Pfizer'ın arasında da hiçbir bağ yok. İkisi birbirine rakip ilaç şirketleri. Zaten Pfizer'ın hisseleri tamamen halka açık. İddianın doğru olup olmadığı sadece buradan bile kontrol edilebilir. Bu kadar çarpıtmanın sebebi Wuhan Laboratuvarı'na aşı bulan Pfizer'a bağlamak. Bu bağ kurulursa aşıyı bulan şirket virüsü çıkarmış gibi görünecek ve sözde büyük oyun ortaya çıkacak. Bir WhatsApp grubunda dünya devi şirketlerin büyük sırrı çözülecek. Kısaca adı geçen şirketlerle ilgili bilgiler çarpıtılarak virüsün maddi amaçlarla yaratıldığı kanıtlanmak istenmiş. Aşının bulunmasıyla aşı savaşları da başlıyor ve gündemlerimiz yavaş yavaş değişiyor. Eskiden ülkeler ekonomilerinin büyük kısmını büyük savaşlara ayırırken artık bu paralar sağlık sektörüne kaymış durumda. Bütün bu faktörler düşünülünce virüs acaba bilinçli olarak mı yaratıldı diye sormak çok normal. Virüs neredeyse bir yıldır hayatımızda ve defalarca bununla ilgili açıklamalar yapıldı. Bilim dünyasının birleştiği bir nokta var, o da virüsün insan yapımı olmadığı. Bu iddiaların doğurduğu farklı teoriler de var. İnsanlara çip takılacağı, DNA'mızın değiştirileceği ve kısırlaşacağımız gibi. Hepsi de çok çok zengin insanların büyük planları olarak anlatılıyor. Bu iddialar Bill Gates'e soruluyor ve büyük bir şaşkınlıkla cevap veriyor. İnsanlar gerçekten buna inanmış mı diye soruyor. Amerika'da bu iddialara inanan insanların oranı nüfusun tam olarak %27'si. Türkiye'de bununla ilgili bir çalışma olmasa da bizim ülkemizin de Amerika'dan aşağı kalır gibi bir yanı yok. Atılan iddiaların gerçekliği kahvehanelerde söylenen "her şeyin arkasında Amerika var" cümlesini geçemedi. İddiaların hiçbir kanıtı yok. Sizler de bu komplo teorileriyle ilgili düşüncelerinizi bizimle yorumlarda paylaşabilir, kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Önümüzdeki hafta başka bir sujeyle görüşmek üzere.